Herkese tekrardan merhaba dostlar. Umarım bugün iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte en az ana paranızı 30x katlayabileceğiniz bir altcoin sepeti hazırlayacağız. Hazırlamış olduğum sepetteki hiçbir kripto parayı henüz almadım bilginiz olsun. Alacağım zaman Telegram grubundan duyurumu geçeceğim arkadaşlar. Telegram grubuna gelmek istiyorsanız videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda resmi Telegram kanalım yazan yerdeki linke tıklayarak Telegram grubuma gelebilirsiniz. Bu işte duygusallığa gram yer yok kardeşim. Eğer sen bir tane kripto paraya yatırım yaparsan, bir tane kripto paraya hodl yaparsan o bir tane kripto para senin kaderini belirler. Ya yükselir ya da yükselmez. Ama sen gidip 15 tane kripto paraya hodl yaparsan veya 15 tane kripto paraya yatırım yaparsan o 15 tane kripto paradan herhangi bir tanesi senin kaderini güzel bir şekilde etkileyebilir. Bu yüzden alt koyun sepeti yapmak oldukça önemli bir durumdur. Videolarımı başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Ve videoyu lütfen beğenmeden geçmeyelim. 3 saatleri videoyu çekmeye çalışıyorum. Çok hastayım arkadaşlar. Burnumu çeke çeke video çekiyorum. Öksürüyor öksürüyor video çekiyorum. Gerçekten bu videoda büyük bir emek yatıyor. Lütfen siz de emeğin hakkı olarak videoyu beğenmeden ve kanala abone olmadan geçmeyin. Şu anda karşımızda 5 bölümden oluşan bir altcoin sepeti bulunuyor. Klasik altcoin'ler, metaverse altcoin'ler, NFT altcoin'ler, DeFi altcoin'ler ve meme token'lar arkadaşlar. Benim yapmış olduğum yatırımları böyle ayrıştırdım ve bölüm bölüm oluşturdum. Bunlar 2 sene önce yapmış olduğumuz altcoin sepeti de aynı bunun gibiydi. Ve ne oldu? Toplamda 100x değerinde bir ana para katladık arkadaşlar. Ve şu anda yine aynısını yapacağız. Eğer olur da burada önerebileceğiniz bir altcoin varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer hoşumuza giderse projesine bakarız. Ona göre buradaki altcoin'lere onu da ekler güncel video çekeriz arkadaşlar bilginiz olsun. Hadi başlayalım o zaman. Tabii ki de klasik bölümde ilk başta vazgeçilmezimiz bitcoin bulunmakta. Bitcoin şu anda 17.246 bölgesinde. Peki ben ne zaman alım yapacağım? Arkadaşlar yarın biliyorsunuz ki FED başkanı konuşacak. FED başkanı olumlu veya olumsuz konuştuğunda Bitcoin'de herhangi bir hareketlenme zaten olacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık enflasyonu düşürmeye çalışmıyorlar. Enflasyona alışmaya çalışıyorlar. Amerika resesyon içerisinde girdi arkadaşlar. Giren bir resesyonda da Bitcoin'den bir yükseliş maalesef beklemiyorum. Ben açık açık söyleyeyim ben bunu arkadaşlar. Alım yapmak için henüz erken mi? Ben açıkçası ilk FED faiz kararını bekleyeceğim. Eğer FED faiz kararındaki arttırım söz konusu 50 bas puan üzerinde olmazsa kademeli birinci alım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ben. Zaten bunu yaptığımda Telegram'dan duyurusunu geçeceğim ben. Bütün coinler için alım yaptığımda Telegram'dan duyuru geçeceğim ben bu altcoin sepeti için. Ve şu an baktığımızda ben Bitcoin açıkçası arkadaşlar açık konuşmak isterseniz bu haberleri çok fazla var. bu haberlerde Bitcoin 12 kalara düşecek. 9 kalara kadar düşecek deniyor. Ve ben baktığımda tabii ki de Maker Take olayını biliyorsanız Bitcoin'de şöyle bir durum var. Çok fazla devasa longlar bulunmakta. Tabii ki de market bunu take edecek. Yani bu olacak. edecek arkadaşlar. Ve tasfiye emirleri genel olarak nerede bulunuyor? 9 bin dolarlarda 8 bin dolarda bulunmakta arkadaşlar. Devasa noktaların tasfiye emirleri. Ve bana kalırsa bitcoin en kötü ihtimalle bir 12 kayı dener diye düşünmekteyim ben arkadaşlar. Bu yüzden food haberlerine göre ben yine de bir bekleyiş düzenine gireceğim arkadaşlar. Çünkü önümüzde hala bir savaş durumu bulunmakta. Hala gıda krizi bulunmakta. Hala enflasyon krizi bulunmakta. Ve hala çoğu ülke kendine gelemedi. Bu yüzden de şu anda alım yapmayı düşünmüyorum. Evet birincisi bitcoin arkadaşlar. Dediğim gibi 12k'lar 14k'lar duruma göre alım yapma ihtimali çok çok fazla. Ethereum'a geldiğimizde tabii ki de klasik altcoin'lerden bir tanesi Ethereum. Bana mükemmel kazandırmıştı 2020 yılında bu arada arkadaşlar. Ve yine tabii ki de ben %25 şekilde Ethereum'a yatırım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve Ethereum şu anda 1300 dolarda ve bana kalırsa Ethereum Bitcoin'den daha sağlam duruyor. Evet ciddi anlamda Bitcoin'den daha sağlam duruyor Ethereum şu anda. Düşüş dedik bakarsanız Bitcoin %80 düşüyor. Ethereum %60 düşmüş mesela. Bunun gibi düşünün. Örnek vermek istedim ben burada. Yani arada hala %20'lik bir dilim oluşmakta arkadaşlar Ethereum'da. Ve bu sağlam düşman var Ethereum'da bir boğa döngüsü yaratıyor açıkçası. Yani çok çok fazla bir yükseliş olma ihtimali var. Açıkçası bana kalırsa bir tane Bitcoin mi yoksa bir tane Bitcoin değerinde Ethereum mu derseniz ben bir tane Bitcoin değerinde Ethereum almayı tercih ederim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii ki de ben Ethereum'u da kendi e, bekleyeceğim ekleyeceğim. Ama şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki Ethereum'da da haberleri sürmekte arkadaşlar şu anda. Ve bu foot haberlerinde 700 dolar, 800 dolar bir beklenti bulunmakta. Ben açıkçası 800 dolar beklemiyorum ama 1000 dolarları beklemekteyim arkadaşlar. En baştan 1000 dolar gelme ihtimal çok çok fazla ki ben 1000 dolara geldiğinde alım yapmayı düşünmekteyim. Özellikle Fed faiz kararını bekliyorum dediğim gibi arkadaşlar. Duruma göre Ethereum'da o zamanlarda alma ihtimalim çok çok yüksek ki. Zaten olumsuz bir haberde Ethereum'da 1000 dolarları göreceğini düşünmekteyim ben. Ee, burası benim klasik altcoinlerimdi. Bunlar muhakkak %50 bir şekilde alım yapacağım arkadaşlar. Şimdi metaverse altcoin'ime gelelim. Metaverse altcoin sebebi de birinci tabi de Sent arkadaşlar ki biliyorsunuz ki benim önceki boğa döneminde de Sent'te yatırımım bulunmaktaydı. Boğa döneminde Sent'le girmiştim ve gene boğa döneminde Sent'le giriyor. Çünkü hacimsel bakımdan hem de ee sağlamlık bakımdan, proje sağlamlığı bakımından Sent coin ee metaverse coinler arasında iyi kripto var bir tanesi ve tanınan bir kripto para bir tanesi. Hani ben açıkçası bilinmeyen bir kripto para yapmayı çok da e, doğru bulmuyorum arkadaşlar. Trendlerde olan bir kripto para yapmak her zaman daha güvenilirdi. Bilginiz olsun. Şu an baktığımız sent nerede arkadaşlar? 0.52 bölgelerinde. Açıkçası sentten fut haberler dönmeye başladı. Fut haberlerde de en kötü ihtimalle bir 0.15 bölgesi gelme ihtimali var diyorlar. Ve bundan şu anda bulunduğu bölgeden yarı yarıya bir düşüş demek arkadaşlar bu. Ben yine fut haberlerini takip etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Olur da bu bölgeden bir düşüş gelirse diye bir bekleyeceğim ben. Ama alım yapar mıyım? Şu an için alım aslında alım yapmak için uygun bir bölgedeyiz şu anda Senet'te. Bence Senet baya baya bir uygun şu anda. Fibonacci'sinin iki kat üst segmentinde bulunuyor şu anda. Fiyatı baya bir düşük arkadaşlar. Alım yapılır mı? Düşüneceğim bunu. Bunları Telegram'a ben yazacağım arkadaşlar. Belki alım yaparım gibi duruyor ama duruma göre ben sizlere haber vereceğim Telegram'dan. Bilginiz olsun. Bu arada hepsinden ne kadarlık alıyorum, ne kadarlık satıyorum onları da yazacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir e, kripto paramız da Matic arkadaşlar. Tabi de Matic bana kalırsa e, boğa döneminde hayranlık uyandıracak. Mükemmel bir altlayış sergileyecek. Tabii ki de e, 100x beklemeyin arkadaşlar Matic'ten. 50x beklemeyin tabii ki de. Böyle yok maalesef. Böyle bir olay olacağını düşünmüyorum ben. Yani boğa döneminde ben Matic'in 60-70 dolara çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa mükemmel olur ama bulunduğu bölgeden 10x, 15x sıçrayacağını düşünmekteyim ben. Bu da gene mükemmel bir rakam bana göre. Çünkü düşünsene Bitcoin'den 10x kazanıyorsun, Ethereum'den 10x kazanıyorsun. Sentten 15x kazanıyorsun. Matiş'ten 15x kazanıyorsun. E, 15x kazanıyorsun. e ne oldu sana? %60 oldu işte atıyorum mesela. %40 oldu mesela. Atıyorum şu anda. Yani bu bile yeterli bence. 15x bile bence bana göre yeterli arkadaşlar. Peki Matiş'ten alım yaptım Açıkçası arkadaşlar ben Matiş'ten alım yaptım. Ben Matiş'i e, yanılmıyorsam, emin değilim tam arkadaşlar 055'ten alım diye hatırlıyorum. 0.55-0.52 bölgelerinde falan da arkadaşlar alım yaptığında. Ve o günden beri hiç satmadım ben. Matiç hala duruyor arkadaşlar. Kaç tane matiç var ben? 6.000 küsur bir matiç bulunmakta. İkinci alımı bana göre gene ben o bölgelerde yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü eminim ki bence Matic de bu haberlerle birlikte 0.55'e en baştan görme ihtimali var arkadaşlar. 0.55'e en baştan gördüğünde büyük bir ihtimalle oradan alım yapma ihtimalim var. Ama tabii ki de e, illa 0.55'e ince alım yapacağım diye bir durum yok arkadaşlar. Beniz olsun. Olur da fut haberleri daha bir yoğun olur. Ne olur belki de kalkar 0.32'ye düşer mesela. Oradan da alım yaparım mesela anlıyor musun? Ama burada önemli olan kademe alım yapmak. 0.55'e gelince bir alım yaparım. Stop'umu koyarım altına. Baktım stop mu oğlum kardeşim? Altı eklerim daha altına alırım. Stop muhakkak koyun zaten üçüncüsü man arkadaşlar diğer metaforsal beklentim bana ay mana çok düştü cidden çok düştü mükemmel bir alım bölgesinde ki ben kaçırmadım arkadaşlar 0.28'den 28'den aldım ben arkadaşlar mana'yı kaçmak istemedim 028'den bir alım yaptım ben ve şu anda sıfır yani satar mıyım bilmiyorum şu anda yedi bin tane kadar bir mana'm var arkadaşlar içeride benim pardon 17.000 bin tane mana'm var şu an içeride benim e, satar mıyım bilmiyorum Büyük bir tane satmayacağım şu an dursun ama bana daha düşer mi? Futamaylar çok çok fazla. Bana kendim tutamazsa büyük bir ihtimalle de arkadaşlar 0.27 0.25'e kadar düşecektir büyük bir ihtimalle. Oradan alım yapmak da bana göre uygundur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir kripto para da NFT kripto para. E, ee, tabii ki de APE coin. Bana kalırsa fiyat endeksi bakımından en yeni ve en güzel kripto bir tanesi. Ve APE coin bana kalırsa boğa döneminde eski ATH seviyesinden en baştan geri gelme ihtimali yüksek. Çünkü daha APE'nin oluşturulmuş olduğu fibonacci seviyesi yok arkadaşlar. Bana kalırsa o fiyat seviyesi olmadan dolayı da bence AP en baştan bir 15 numara 30 doları görme ihtimali çok çok yüksek. Ve ben de bunu beklediğim için AP coin'e bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Ha, yani AP coin var mı bende şu anda? Var. Ya yani çok fazla olmasa da. <gülüyor> 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 Ape coin bende çok fazla yok arkadaşlar. Ape coin'i ben en dipten şu bölgeden almıştım hatırlıyorsam. O da 4 4.2 falan da aldığımda hala duruyor. Çok bir şey almadım. 1000 falan ya 1000 tane falan aldım. Duruyor öyle arkadaşlar. Ama Ape'den almayı düşünüyorum ben. Ape'den beklentim benim daha aşağıları. 4.3'e e kadar gelmiş. Ben yine en kötü ihtimalle bir 3.90 falan bekliyorum Ape'de. O bölgeye gelirse ben stoplu bir şekilde bir işlem açarım. Toplu bir şekilde Ape alırım arkadaşlar ben. Ee, ve 3700'e falan stop koyarım ben Fibonacci nasıl seviyesine geliyor çünkü. Eğer olur da eee Apecoin 1 doların altına düşerse alım yapmayacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. 1 dolar üzerinde kalırsa alım yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Ama 1 dolar altına düşerse Apecoin'e alım yapmayı düşünmüyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Diğer bir kripto para tabii ki de Avalanche arkadaşlar. Bana kalırsa DeFi Avalanche bölgelerde bölgeler bu kriptolar çok önemli. Benim e, favori kripto param biliyorsunuz ki Türkiye'de ilk ben bu kripto parayı gösterdim. Ben e, bu kripto bahsetmiştim ve ben de bir sürü youtuber'da bahsetmeye başladı. E, Azero şu an Max Global'de e, bulabilirsiniz bu kripto parayı. E, Max Global'e gelmek istiyorsanız da video'nun hemen altında sabitlenmiş yorumda benim Max Global linkim bulunmakta. Hemen bir reklam çekelim arkadaşlar. Böyle Reklam çekmezsem uygun olmaz arkadaşlar. Video'nun hemen alt kısmında, bakın şurada hemen alt kısmında sabitlenmiş yorumda Copyright e, Max Global linkim bulunmakta. Buradan Max Global linkinden kayıt olduktan sonra Telegram'a gelerek ücretsiz yeniden yayınlanabiliyorsunuz. Benim burada Telegram grubum bulunmakta. Bu linkten kayıt ol, kimlik onayı yap, 1000 dolarlık bedava şeyleri almaya çalış, doları bonus almaya çalış arkadaşım. Bence bu dene yani. Ve, ve buradan da Azero'yu alabilirsin haberin olsun. Azero şu an için bana göre uygun seviyede ve ayı dönemine göre bence güzel bir yükseliş sergiledi ve kendisi güzel tutuyor şu anda. <laughs> Biliyorsunuz ki Azero ayı döneminde ortaya çıkan bir kripto para ve ayı döneminde de bayağı sağlam duruşunu sergileyen bir kripto para. Ben bu arada Azeron'un Avax gibi çok iş yapacağını düşünmekteyim ki ben Avax'ı da Azeron'un fiyatlarındayken almıştım ve 150 dolara satmıştım. 150x'e kadar bir artış yapmıştım ama az parayla girmiştim. İşte öyle bir hata yapmıştım ama Avax'a bu sefer çok parayla gireceğim, yükleneceğim yani. Peki şu anda Azero alınır mı? Açıkçası ben Azero'dan bir düşüş daha beklemekteyim ben. Yani trendini aşağı yönde kırdı. En kötü ihtimalle bir 0.56-0.45 bölgelerine gelme ihtimali olduğunu düşünmekteyim ben. O bölgelere gelirse az yüklü bir alım yapmayı düşünmekteyim ben. Diğer bir kripto para Avax arkadaşlar. Avax'a baktığımızda Fibonacci seviyesinin hala üzerinde. Güzel bir kripto para. Hani e, şu an fut haberleri var. 5 dolar olacak, 4 dolar olacak diye fut haberler dönüyor. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Azero aman Avax coin eğer 3 doların altına düşmezse 3 doların altına düşmezse alım yapacağım. 3 doların altına düşerse alım yapmayacağım. Alım yapsam bile zararına satacağım arkadaşlar. Çünkü Fibonacci seviyesinin altına kalıyor. Bir daha eski Aten seviyesine gelmez zaten. Yükselirse 40 dolar doğru olur zaten. Yani 3 doların altına kalırsa AVAX almayın. Haberiniz olsun. Diğer bir kripto para Atom arkadaşlar. Atom'dan ben mükemmel bir olay beklemekteyim. Belki de Sol ve AVAX'ı sollayıp, sollayıp geçebilecek. Yani sollayıp geçebilecek bir kripto para olduğunu düşünmekteyim ben. Atom'un. Ve bana kalırsa eee Ayı tutumu da bana göre güzel. Şu da tabii ki de biliyorsunuz soldan kaynaklı bir durum olmuştu. Bir hack durumu olmuştu arkadaşlar. Ama Atom'da tabii ki de bir şey olmadı. Atom devam ediyor yolunda. Ve bana kalırsa kendini koruyacaktır. Ben açıkçası o düşüşte 7 dolardan bir alım yaptım. 7 dolardan toplamdan kaç tane aldım diye hatırlıyorum. 2200 tane falan şu anda benim sepette bulunmakta Atom Coin. Haberiniz olsun arkadaşlar. Atom'dan da ben umutluyum. Belki de 100 doları falan görecek görecektir Atom'u düşünmekteyim arkadaşlar. Ben ki görür de yani. Bana kalırsa kendini güzel tutmayı başardı. Ha, olur da beş 6'ya düşerse ki ben şunu söylüyorum arkadaşlar olur da atom son 6'ya düşerse alım yapmayacağım bilginiz olsun. Diğer bir kripto para link şimdi diyeceksiniz ki neden SOL almadın? Arkadaşlar ben SOL'e en başından beri hıcım en başından beri SOL hiç sepetime almadım. Sepetime koymadım. Çünkü SOL'de her zaman bir güvenlik açığı oluştu. Her zaman bir yazılım hatası oluştu. Yazılım hatasından çok düşüşler yaşattı insanlara. Yazılım hatasından dolayı çok para kayıpları oldu. Çok dolandırıcılık oldu Sol'de. Bu yüzden Sol'e güvenemiyorum. Hani tamam belki de yükselecektir. Belki de 1000 dolar olacaktır. Belki de Bitcoin'e geçecek ama ben yine de Sol'e güvenemiyorum. Yazılım hatası çok fazla olduğu için. Sol'e yatırım yapmayacağım. Hiçbir zaman da yatırım yapmayı teşekkür et, etmeyeceğim. Yatırım asla yapmıyorum. Sol'e bilginiz olsun. Sebetime bu yüzden Sol almadım. Ama siz isterseniz koyabilirsiniz kendinize kalmış bir şey. Diğer bir kripto para da Link arkadaşlar. Bana kalırsa Link de e, güzel bir e, ime kazandı öncesinde. 55 dolara kadar çıktı ve şu an altı dolarda. Bana kalırsa çok ucuz bir bölgede. Bu bölgeden bir alım yapmayı ben 4 dolara kadar alım yapmayı düşünmekteyim arkadaşlar. 4 dolar falan geldiğinde büyük ihtimalle alım yapacağım ben. E, beklentim o civarlarda benim. E, olur da e, 3 doların altına düşerse Link için de söylüyorum. 3 doların altına düşüş yaşarsa Link almayacağım. Bilginiz olsun dostum. Evet şimdi Mehmet Okunlar'a geldik. Birincisi Bone. Bana kalırsa yeni ayı dönemindeki şivamız bone olacak. Bana kalırsa böyle. Çünkü topluluğu çok güzel. Hacim olarak çok fazla bir hacim var. Coin Market Cup'ta e, ee, hemen altında bulunmakta zaten. Bana kalırsa Mehmet Tokunlar'da bone kendisini çok güzel gösterecek diye düşünmekteyim arkadaşlar ben. Bakalım belki bir anda Unfi gibi iğne atar. Bu yüzden neden de bir 1000 dolarlık şaka mahiyetini almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir kripto paramıza Shiba Token. Bana kalırsa Shiba Token'ın topluluğu her zaman Shiba'yı koruyacaktır. Bu yüzden Shiba'yı eksik etmeyeceğim ben yine. Shiba'dan da birazcık alacağım arkadaşlar. Sepete ekleyeceğim ben. Peki şu anda Shiba alır mı? Açıkçası ben Shiba'yı şu anda almam. Nasıl alırım? Shiba belki de ee, ben şöyle düşünmekteyim. Bitcoin'in yükselen bir emin olayım. Ona göre Shiba alacağım. Şu anda Shiba almayı düşünmüyorum. Çünkü yükle almayı düşünüyorum ben bu sefer Shiba'yı. Yükle alacağım için de şu anda almak bence tehlikeli arkadaşlar. Beklemek daha iyidir bana Bekleyeceğiz. <laughs> Göreceğiz inşallah. Diğer bir kripto para Dogecoin zaten. Biliyorsunuz Dogecoin ve Shiba'yı Elon Musk titikliyor. Ve ben Dogecoin'den de almayı düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Dogecoin'e zaman alırım. Ben Dogecoin'e hedefim 0.49-0.50 bölgeleri. Oralardan bir alım yapmayı düşünmekteyim arkadaşlar. Oradan bilginiz olsun. Diğer bir bölüm ise biliyorsunuz ki borsa tokenları. MX token bana kalırsa boğada mükemmel bir şey yaşayacak. Yani boğada MX token çok güzel olacak. Çünkü güzel bir ivme kazandı. Biliyorsunuz ki Borstar sıralamasında ee, 30. 40. sıradayken bir anda ilk 10'a girdi arkadaşlar. Hatta geçenlerde hatırlıyorsanız Binance olayında 1. sıraya kadar çıktı Binance'ı sollayıp geçti arkadaşlar. Bu yüzden Max token'dan bir şey beklemek değil mi? Max token da bayağı güzel burada açıkçası. Yani Sağlam duruyor şu anda bana kalırsa. Ve bu sağlamı bence korursa güzel bir iğme kazanır. Bu yüzden Max token alıyorum arkadaşlar ben. Bir de BNB token alacağım. bizden piyasa yapıcı bir kripto para. Piyasa yapıcı bir kripto para ve token. Bana kalırsa de güzel bir iğme yaşayabilir arkadaşlar. E, ee, Rally'de böyle şeyler bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Benim altcoin sebebi bu kadardı şimdilik. Sizlerin ekleyebileceği bir şey varsa muhakkak ekleyin arkadaşlar aşağı yorumlar kısmına. Ben de ona göre bakayım değerlendireyim. Eğer hoşuma giderse eklerim. Toplamda kaç tane kripto para var altcoin sepetimizde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane altcoin yapmışız. 2022, 2021 senesinde de 21 tane altcoin yapmıştık arkadaşlar. Şu anda hala bizim doldurabileceğimiz 4 tane daha yer var. Bana kalırsa bu kadar da yeterli. 4 tane de bakalım yeni coinler belki güzel bir trend bulursak onları da ekleriz buraya. 4 tane yeni coin olarak alta yazabilirsiniz, bakabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. 2 sene önceki yapmış olduğum altcoin sepetindeki e, coin on 15 tane. Videoya git bakarsanız video izlerseniz 15 tane alt koyun vermiştim. Diğer kalan 6 tanesi ise senediydi arkadaşlar. Bu arada ise senedi vermiştim ben. Çünkü Apple çok düşmüştü. Amazon çok düşmüştü. yine hangisini vermiştim? olmuyorsam Samsung vermiştim. de i̇şte e, vermiştim. Tesla vermiştim. Bunları vermiştim arkadaşlar. Mükemmel derecede yükselmişti bunlarda. Bunlardan da kar etmiştik elbette. Ya şu anda hisse senedi vermek istemiyorum. Hisse senetleri için biraz daha bence erken. Senedi için çok çok erken bence. Çünkü kripto paralar hisse senetlerinden biraz daha farklı hareket ediyor. O yüzden bence erken o arkadaşlar. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bay bay Unutmayın. Bu kanalda verdiğiniz hiçbir durum yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Araştırıp kendiniz kendiniz yapmaya çalışın. Benim sadece kendi göstermiş olup alt koyun sebebi. Sebebi